Merhaba canlar, ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün dönüşüm geometrisinde çıkmış soruları şöyle bir göz geçireceğiz. Tamam, daha önce TEOG 1'de çıkmış bu kalıpta bir sorumuz var. Diyor ki, şekildeki KLM'nin yamuğu orijin etrafında saatin dönme yönünde 90 derece döndürülerek ne oluşturuyormuş? KLM'nin yamuğu elde ediliyormuş. Aşağıdakilerden hangisi bu yamuğun köşe noktalarından biri değildir diyor. Bakın K noktasını bir yazayım önce arkadaşlar. K noktası neymiş? Eksi 3'e 3. L noktasını yazalım arkadaşlar. 1'e 3. Ondan sonra M noktasını yazalım arkadaşlar. Eksi 2'ye 5. N noktasını yazalım. Eksi 3'e 5 olacak. Şimdi biz biliyoruz ki bakın bir şunu örnek verecek olursam. Bir A noktamız varsa ve X virgül Y gibi bir noktaysa bunun arkadaşlar saatin dönme yönünde 90 derece döndürülmesiyle oluşan yeni görüntüde bu X pardon bu Y X'in yerine geçiyor. X de Y'nin yerine eksilisini alarak geçiyor diyebiliriz. Tamam. Buradakilerden dolayı bakın K noktasına bakacak olursam K eksi 3'e 3'tü değil mi? 3 başa gelecek mi? Şu eksi 3'te bir eksiyle çarpılıp Y yerine geçecek. 3'e 3 noktası var. Bu var. Sonra L'ye bakacak olursak arkadaşlar 1'e 3 noktasıymış. Ne yapacak? 3 başa gelecek. Önüne ne alacak arkadaşlar? Eksi 1. M noktası için düşünürsek 5 başa gelecek. Eksi 2 eksiyle çarpılacak. Artı 2 olacak arkadaşlar. Buradaki 5 başa gelecek. Eksi 3 de eksiyle çarpılıp yine Y yerine geçecek. 5'e artı 3 noktası olacak. Bu var bu var ama Denizli seçeneğimiz arkadaşlar yoktur. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Tamam. Geçtim. Aşağıdakilerden hangisindeki üçgenler x eksenine göre birbirlerinin yansımasıdır diyor. Bakın x eksenine göre dikkat edin. Şimdi dikeyimiz y ekseni, yatayımız x ekseni. Hangisinde ayna vardır diyecek. Soruyu bu şekilde düşünebilirsin. Bakın bunun buraya göre yansıması alınmış fakat y eksenine göre alınmış. Bu gitti. Bunun yansıması alınmış ama neye göre alınmış? Evet x'e göre alınmış. Bakın bu noktanın uzaklığı burada. Bu noktanın uzaklığı burada. Bu noktanın uzaklığı burada. O zaman bu doğrudur. Ama yine de değerlendireyim. Bu üçgenin yansıması alınmış ama neye göre alınmış arkadaşlar? Orijinde bir tane ayna varmış gibi alınmış. Tamam. Bunun yansıması alınmamış. Dönme ya da ötelemeli yansıma gibi bir şey alınmıştır arkadaşlar. Bu durumda dönme sadece düzeltiyorum. Yansıma yani x eksenine göre yansıma sadece C seçeneğindeki doğru olacaktı. Geçtiğim yine güzel kalıpta bir soru. ABCD paralel kenarı 4 birim sağa 5 birim yukarı ötelenerek. Şimdi bakın arkadaşlar ABCD'yi vermiş ya biz bir A noktasını, B noktasını, C noktasını, D noktasını koordinatlarını ben bir yazayım önce. A noktasına bakacak olursam arkadaşlar eksi 6'ya eksi 3. B noktasına bakacak olursam eksi 3'e eksi 2. C noktasına bakacak olursam eksi 3'e eksi 5. D noktasına bakacak olursam eksi 6'ya eksi 6. Şimdi ne diyor bizden? 4 birim sağa. Sağa doğru gittikçe arkadaşlar x'ini artıracağız değil mi? X'ini 4 birim artır. 5 birim yukarı. Y'sini 5 birim artır. Hepsini de deneyelim. Şimdi x'ini 4 artırırsam eksi 2 olur. Y'sini 5 artırırsam arkadaşlar artı 2'ye geçer. Eksi 2'ye artı 2 noktası. B'ye bakacak olursak x'ini 4 birim artırırsam artı 1. Y'sini 5 birim artırırsam artı 3. C'ye bakacak olursam 4 birim artırırsam artı 1. Şunu 4 birim artırır, 5 birim artırırsam 0. Bunu 4 birim artırırsam eksi 2. Bunu 5 birim artırırsam eksi 1. Eksi 2'ye eksi 1 var mı? Var. Artı 1'e 0 var. Artı 1'e artı 3 var. Fakat C seçeneğimiz yoktur diyebiliriz arkadaşlar.
Geçtim. Güzel kalıpta bir soru arkadaşlar. Buraya da dikkat ederseniz soruyu bitiririz. Bu mantıktaki sorular her dönem gelmişti. Yine TEOG'da çıkmış. TEOG 1'de çıkmış bir soru. Şimdi TEOG 1'de niye çıkmış hocam diye sorarsanız arkadaşlar. Konular zaman zaman yer değiştirebiliyorlar. Müfredatımızdaki o oynaklık diyeyim arkadaşlar. Hani bu dönem mesela yansımayı dönmeyi bu dönem almışlar. Ama biz ikinci dönemde çözebiliyorduk. Birinci dönemde çıkabilir, ikinci dönemde çıkabilir diyoruz ama bazen ikinci dönem anlattığımız konular da oluyordu. Tamam. Aşağıdakilerin hangisine verilen şekiller doğruya göre birbirlerinin ötelemeli yansımasıdır. Tamam. Bu şekilde düşünün. Şimdi B'ye bakacak olursam B'de ne yapmış arkadaşlar? Biraz sağa çekmiş bu şekli. Şöyle bir şey oluşturmuş. Sonra bu şekli aşağıya indirmiş değil mi? Yansıma almamış. Yansıma almış olsa tersine çıkacaktı. Bu direkt ötelemedir. Kabul edilemez arkadaşlar. Gönderdim. Şimdi C'ye bakacak olursak. Bakın. Bunun yansımasını alsam ben. Şöyle bir şekil oluşacaktı değil mi? Sağa doğru ötelesem. Buraya kayacak. Aşağı doğru ötelesem. Bu olabilir dersiniz arkadaşlar. Bu zaten hiçbir koşulda olmaz. Yansımasını alsam arkadaşlar bakın şöyle bir şekil oluşacak. Doğru mu? Bu şeklen buraya gitmesi için dönme hareketi yapması lazım. Bu da yoktur. H'ye bakacak olursam H sağa doğru gitmiş arkadaşlar. Sonra bir de aşağı doğru inmiş. Şununla şunun yaptığı hareketler aynı. Ama C'de hem yansıma vardır arkadaşlar hem de öteleme vardır dersiniz. Kalıp olarak yine güzel bir soru. Biraz seçenekleri görebilmeniz için yukarı doğru çektim arkadaşlar. Sorumuz şu. ABCD yamuğu orijin etrafında 180 derece döndürülerek bu oluşuyor. Şimdi bu soruyu kavrayabilmeniz için arkadaşlar dönme hareketini bir bilmemiz lazım. Mesela A x virgül y noktası olsun. 180 derece dönerse ne olur? Sadece işaretlerinin tersini alıyordu değil mi? Şimdi farazi olarak şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Koordinat sistemi yerler yok ya. Her bir birimi artı bir gibi düşünün. Daha doğrusu birer birim düşünün. Şöyle de artı birmiş. A noktası ne olur arkadaşlar? Artı 2'ye artı 1 olur. B noktası ne olur? 1, 2, 3, 4, 5'e artı 1 olur. D noktası artı 2'ye 1, 2, 3, 4, 5 artı 5 olur. Şurası artı 5 oluyor ya. C'yi yazalım da sonra D'yi yazalım isterseniz. Ya da D'yi şöyle yapayım ben. Artı 2'ye artı 5 yapayım. C'ye bakacak olursam bu da 1, 2, 3, 4, 5'e 1, 2, 3, 4 artı 5'e artı 4 olacak dersiniz. Tamam. Şimdi 180 derece döndürürüz. Bunu döndürürsem A üssü noktam ne olacak? Eksi 2'ye eksi 1. B üssü noktam eksi 5'e eksi 1. C üssü noktam eksi 5'e eksi 4. D üssü noktam eksi 2'ye eksi 5 olacak. Şimdi eksi 2'ye eksi 1 alacak olursam arkadaşlar bakın eksi 2'ye eksi 1. A noktası burada olacak. Eksi 5'e eksi 1 alırsam 1, 2, 3, 4, 5 eksi 1 burası oldu. C noktasını alsam eksi 5'e eksi 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 şurası C noktası. D noktası eksi 2'ye eksi 5. Eksi 2, 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 5. Ne yapmış oldum arkadaşlar ben? Bunun orijine göre yansımasını almış oldum değil mi? Şimdi dışarıda kalan nokta hangisi oldu? N noktası. Bu şekilde yaparsanız hata payınız arkadaşlar minimuma inmiş olacak. Devam ediyorum. Köşe noktalarının koordinatları A, B, C olan bir üçgen Y eksenine paralel bir birim aşağı ötelenerek yeni bir üçgen elde edilmiştir. Yeni üçgenin köşe noktalarının apsisleri toplamı diyor. Şimdi hemen bir örnek vereyim. Hem at konuyu hatırlatmış olayım arkadaşlar. A noktası X ve Y olsun. Y'ye ordinat deniyordu arkadaşlar. Ordinat noktası. X'e de apsis noktası. Unutmayın. Tamam. Şimdi ilk başta bize ne vermiş? A noktasını 3'e 3 vermiş. B noktasını 1'e 1 vermiş arkadaşlar. C noktasını 1'e 2 vermiş. Eğer Y ekseni üzerinde, Y eksenine paralel bir birim aşağı diyor ya. O zaman arkadaşlar ne olarak soruyor bize bunu? Y ekseninde bir azalma yap diyor. Tamam mı? Y noktasında bir azalma yap. O zaman A'nın yeni noktası ne olur? 3'e 2.
B'nin yeni noktası ne olur? 1'e 0. C'nin yeni noktası ne olur? 1'e 1 olur arkadaşlar. Hani bir birim aşağıya indirdiğimden dolayı. Şimdi bunun apsislerini istiyor. Bakın şurada apsislerini toplamış olsaydım 5. Burada apsislerini toplamış olsaydım 5. Yani y eksenine bağlı olarak yer değişikliği yaptığımdan dolayı apsise hiçbir etkisi yoktur. Direkt toplamlarını 5 olarak verebilirsiniz. Daha önce TEOG mazeret sınavında çıkmış bir soru kalıbı arkadaşlar bu da. Tamam. Arkadaşlar yine soru çözüm videolarına devam edeceğim. Bir sonraki videom için biraz daha enerji toplamam gerekiyor. Tamam. Yani hocam niye hepsini bitirmediniz diye isyankar davranmayın arkadaşlar. 10 dakikalık bir videodaki bu çözeceğiniz yaklaşık kaç soru? 5 soru yanılmıyorsam. 5 soruyu anlayarak, kavrayarak çözdüyseniz zaten problem yoktur sizin için. Tamam. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.